Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün üç renk boyama challenge yapıyoruz. Bakalım hangimizin resmi daha güzel olacak? Evet, buradan üç renk boya seçeceğiz ve boyayacağız. Yalnız gözü kapalı seçecektik. Hı hı. Gözü kapalı artık kime ne renk denk gelirse. Evet. Tamam mı? 4 çeşit boyamız var. Bunda kuru boyalarımız var. Evet, benim Elsa'lı şeyim. Babam eskiden almıştı. Ha evet. Kuru boyalarımız var. Biz almıştık sanırım. Bunun yaptım. Kutusunu kaybettik, o yüzden kalemliğimize koyduk. Onun içinden böyle elinizi sokup gözünüz kapalı seçersiniz. Aynen. Şimdi bir sonraki plastik boyamız var. Defne, ben bunu da çok sevdim. Şey gibi, pastel boyayla kuru boyanın arası gibi bir şey. Anne, ben dersen şunu kullanmak istiyorum, pembe. Eminim pembe gelir. İnşallah. Hadi bakalım ne gelecek şansımıza. Bu da keçeli boyalarımız ve pastel boyalarımız. 24 renk. Rengarenk. Evet. Elsa'larımızı da gösterelim. Evet, bak. Biri Elsa, arkadaşlar. Öbürü neydi adı? Neydi? Elsa ile? Anna. Anna. Defne çok daha iyi biliyor bunları bakın bende. Bakın arkaya. Şöyle görüyorsunuz, yaprağında simi var. Evet, arkasında da simli şekiller var. Onları da daha sonra boyarız. Ama biz zor olanı seçtik değil mi? Aynen. Ön taraftakini yapacağız. Evet, biz zor olanları Elsa ile Anna'yı boyayacağız. Tamam mı? Belimi değdirirsen, belimi değdirirsen. Birer çeşit seçeceğiz, tamam mı? Bir tane bundan, bir tane ondan, bir tane de bundan. Gözlerini kapattığına emin ol. Tabii ki ben kendim kapatıyorum. Hayır, bir tane ondan bir tane ondan yok. İsteyen istediğinden 3 tane seçebilir. Ha öyle mesela mi? Mesela ben pastel boya kullanmayacağım diyebilirsin. Tamam, olur. Tamam mı? Sadece keçe uçlu veya plastik veya tamam, kuru. Tamam, o zaman bunu koydum tekrar yerine. Tamam. Orası bantlı mı? Evet, orası bantlı. Şuradan açılıyor. Gördün mü? Bundan mı kullanacaksın? Evet. Tamam, ver o zaman. O pembe olanı seçersen kullanırsın. Hadi seç bakalım. Gözlerini kapattığından emin ol. Bakıyorum ben, dikkat ediyorum. Kırmızı sevdiğim renk. Evet, Defne'nin ilk rengi güzel bence. Bence de çok, çok güzel. Çok seviyorum. Tabii evet. Gelmezse de gelmesin. Gelmezse de gelmesin. Sıra bende mi şimdi? Sıra sende. Ben önce şundan seçmek istiyorum, plastik boyadan Defne. Evet. Sen tut onu da, ben kapatayım gözlerimi. Kapat, emin oluyorum, bakayım gözlerine. İyi takip et gözlerimi, açıyor muyum, açmıyor muyum? Yeşil! Bu da güzel. Sevdiğim renk. Olsun, yeşil de güzel renk. Bence para rengi. Nasıl yapıştırmış ya? Yapıştırma, getir, bir şey olmaz. Ay evet. Arkadaşlar, güzel rengim. Başka? Başka bir tane daha seçeceğiz. Hadi. Hangisinden seçeceksin? İkinci boyanı. Bence Defne şu plastik boyadan seç. Benim seçtiğimden mi? Evet. O da çok güzel boyuyor. Seç bakalım hangisinden seçeceksin? Bundan yenir. Yine mi ondan? Evet. Tamam. Defne bence akıllıca hareket ediyor. Keçelilerin rengi daha canlı olacak. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Bir de hepsini aynısından seçecek. Evet. O yüzden onunki daha güzel olacak. Evet. Turuncu. Turuncu da güzel renk. Yine evet. Pembe gelmedi. Bir sağındakini aldı, bir solundakini aldı. Ortadakini bulamadım. Evet, kalanlar hedefsin. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Evet. Şu üstten aldım. Pembelerde dolaştırıyorsun elini ha. Pembe alalım. Geldi mi pembe? Evet. Ben de pembe alacağım, ben de. Bulabilecek mi acaba? Defne. Anne. Yani ben var ya, hile yapıp da Defne'ye pembeyi bulduracaktım ama ben gerçekten buldu. Çünkü de buldum. Bırak şimdi, kendi tabii, buldu. Moru seçiyordu. Moru tuttum ben alttan, çekmesin diye. Bir sonrakini çekti, o da pembe çıktı. Defne, tebrik ederim seni. Evet, şimdi annenin son rengi. Ben de son rengimi. Ben hangisinden aldım? Ben bundan almadım. Ben de bundan aldım. Tamam. Kapat. Kapattım. Sakın açma. İki mi, üç mü Anne. Defne? Bu mu, bu mu sence? Evet, hadi. Seçtim. Mavi. En güzel. Evet arkadaşlar, renklerimizi seçtik. 3 renk boyama challenge'ımıza başlıyoruz. Hadi. Anne, ben pink'ten başlayacağım. Pink'ten başla. Ben de green'den başlayacağım. Bakalım. Ben şimdi
Kiminki Aplerin daha güzel olacak. Şuralarını boyayacağım. Bu plastik boya var ya, hiç tahmin ettiğim gibi güzel değilmiş. Ya? Defne pembe at yapıyor, bence çok güzel olacak. Evet, ayaklarını pembe yapıyor. Aa, atı mı pembe yapıyorsun? Gerçek hayatta pembe at olur mu kız? Ben istiyorum. Tamam, Defne istiyorsa olur. Oh, mis gibi oluyor benimki arkadaşlar. Oh, mis gibi oluyor. Defne baksana, çok şanslısın kız. Baksanıza. Gerçekten Defne, bakayım, göster bakalım ben. Bakayım. Bakayım. Evet. Evet, atın pembe bacağı çıktı ortaya. Çok süper. Hadi oldu bakalım kız. Defne, seninle böyle boyama challenge çok eğlenceli olacak. Aa, mis gibi olacak benimki ya. Ha. Arkadaşlar, benimki çok güzel oldu. Acaba? Bitti benimki anne. Neresi bitti kızım? Bak. Sadece atı bitirmişsin. Evet. Ama atı var ya, çok güzel oldu, pembiş pembiş. Göstersene bakayım bize de Defne. Arkadaşlar bakın. Evet, pembe bir atımız oldu. Ya at hiç pembe olur mu? Defne boyuyorsa olur. Yani bir de diyorsunuz ki çok güzel oldu. Ben bir de kırmızı boyayacağım. Evet, şimdi kırmızı nereyi boyayacaksın? Kırmızıyla alnının eteğini. Anne hadi değil bakalım. O. O Elsa. Evet. O Elsa, annedeki Anne. Benimki Anne. Baksana, anne bitirdi bile Anna'yı neredeyse. Benimkinin kabarık kabarık eteği bitti bile. Defne, altına bayıldım gerçekten. Nasıl gidiyor Defne? İyi gidiyor anne. Defne elbisesini bile bitirdi, baksana. Ben de bitirdim de son rötuşlarımı yapıyorum. Defne, sen de son rötuşlarını yapsan iyi olur kızım. Anne bitirmek üzere. Tamam, hemen çabuk ol. Benim bitti sayılır anneciğim. Aslında var ya Defne, sana bir de sarı çıksaydı harika olurdu. Evet, ama olsun, o zaman Elsa'nın saçlarını turuncuya boyarsın sen. Seninkinin renkleri de hep birbirine benzedi. Evet. Benimki daha rengarenk oldu. Evet arkadaşlar, elbisesi bitti. Şimdi sıra dalga dalga saçlarını turuncu rengi boyayacağım. Bence, hadi boya bakalım. Bence turuncu da yakışacak Elsa'ya. Ne de olsa o da Defne gibi bir prenses. Değil mi? Prensese her şey yakışır. Evet. Hadi, bitiyor benimki. Benim yalnız puanlamayı ben yapacağım. En çok kimin resmini beğenirsem onun üzerinden ona puan vereceğim, tamam mı? Torpil yok. Öyle torpil morpil yok. Torpil olsaydı şimdi Defne'ye ben kaç farklı renk çıkarmıştım. Onu orada torpil yapamazdın. O benden çekiyordu çünkü. Olsun. Ben ayarlardım, koyardım içine. Üçüncüyü çek derdin değil mi? Evet. Hileciler sizi. Yıkarlar kadar şimdi boyarım. Bakalım, anne de bitirmiş gibi görünüyor. Benimki de bitti. Defne de saçlarını boyamayı bitirdi mi? Tamamdır arkadaşlar. Ondan sonra puanlamaya geçeceğiz. Değil mi Defne? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de bitirdim. Bitti. Bitiren kaldırsın ellerini. Bitiren ellerini kaldırıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Boyamalarımız bitti. Şimdi sırada Evren bize not verecek. Tamamen tarafsız olduğundan emin oluyorum ben. Belki Defne'ye bir torpil geçebilirim. Defne'ye torpil. Belki. Evet. Torpil Defne, yok. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hı. Pembe at olmaz dedik ama Defne göster bakalım. Bakayım. Bence pembe at harika göründü. Evet arkadaşlar, şimdi not verme kısmına geçiyoruz. Prenses Anna'nın resmini yaptı. 3 renkli yeşil, pembe ve mavi. Değil mi? Hı hı. Saçlarını da pembe yaptın sanırım. Evet. Evet. Defne, senin resmine bakalım. Defne de Prenses Elsa ve atını yaptı. Evet. Atı pembe yaptı. Annesi karşı çıktı ama bence at gerçekten pembe, çok güzel oldu. Hatta ben en başta pembe at güzel oldu dedim ya sana. Hı. Ben oradan notumu verdim şimdi. Defne'nin resminde malzeme de çok şimdi. Allah Allah, hiç şaşırmadım. Sen tarafsız ol, kime verirsin? Bir bak kendime bakalım. Kendime tabii ki. Şuna bak. Evet arkadaşlar, şimdi tarafsız olması için o zaman oylama yapacağız. Aramızda 3 tane oyumuz var. 2'ye 1 oyu alan kazanır. Defne'nin resmi diyenler parmak kaldırsın. Esra'nın resmi diyenler. Şöyle 10 parmak kaldırıyorum ben de. Evet. Bu yarışmamızın kazananı o zaman kim? Esra, sen açıkla kazananımızı. Tabii ki Defne. Defne, tebrik ederim seni. Her zaman olduğu gibi aferin kızım sana. Zaten ben kendi resmini çok sevdim. Ellerine sağlık. Çok güzel boyadın. Ben bunu tablo alıp duvarımı mı yapıştırsam ya? Bence var ya. O da olur. Onu odana yapıştıralım biz senin. Evet, olur ya mu? Bence de. Aynen. Tamam. Altına da Defne yaz. Defne yazmayı da biliyor. Evet. 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 D harfi değil mi? Ha. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. 3 renk boyama challenge'ımızı yaptık. Evet. Kazananımız yine Defne oldu. Evet. Oley. Oley, 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 oley. Ailemizin oley şampiyonu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videomuza like atmayı,
kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz.